Değerli arkadaşlar, sizleri ve sesimizin ulaştığı tüm yurttaşlarımızı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bir kez daha hukukun ayaklar altına alındığı, halk iradesinin yok sayıldığı, doğrudan iktidar koltuğunda oturanların anayasayı, Anayasa Mahkemesi kararlarını yok saydığı bir haftayı geride bıraktık. Hatay Milletvekilimiz sevgili Can Atalay'ın esaretinin merkezinde durduğu tartışmaya dair artık neredeyse tüm sözler söylenmiş durumda. Bizim açımızdan tartışmanın özeti şudur. İktidar diyor ki ben çoğunluğu, keyfim ne isterse, işime ne gelirse onu yaparım. Halkı da tanımam, hukuku da tanımam, anayasayı da tanımam, Anayasa Mahkemesi kararlarını da tanımam. Buna alışacaksınız diyor. Biz alışmayacağız, hukuksuzluğu kabul etmeyeceğiz ve halkın haklarını sonuna kadar korumaya çalışacağız. Halkın haklarını savunmaya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, geride kalan bir hafta boyunca iktidar tarafından söylenenler kelimenin tam anlamıyla laf salatasından ibaret. Yüksek yargı makamları arasında görüş farkı varmış. Anayasa değişikliğine duyulan ihtiyaç bir kez daha gün yüzüne çıkmış. Bu lafların açık söylüyorum hiçbir anlamı yoktur. İktidar bir hedef belirlemiş. Bu hedefe ulaşmak için engel tanımadan her tür yola, hukuksuzluğa, haksızlığa başvurarak ilerlemek istiyor. Biz de evrensel hukuk kurallarına, halk iradesine, haklılığımıza güvenerek İktidarın bu yaklaşımına direnmeye devam edeceğiz. Yine de eğer hala anlamayan varsa söyleyelim. Birincisi, bakın yüksek yargı makamları arasında görüş farklılığı varmış. Diyelim ki görüş farklılığı var. Ne yapacağız? Elimizde yürürlükte olan bir anayasa var. Bu anayasanın 153. maddesi var. Yani görüş farklılığı varsa bile yapılması gereken şey ne? Kitaba bakacağız. Madde 153. Anayasa Mahkemesi'nin kararları kesindir. Böyle başlıyor. Anayasa Mahkemesi kararları resmi gazetede hemen yayınlanır ve yasama, yürütme, yargı olanaklarının idari makamları gerçek ve tüzel kişileri bağlar diyor. Ne diyor? Görüş farklılığı varsa da diyelim ki sizin de dediğiniz gibi olsun. Ortada sadece görüş farklılığı var diyelim. Bu anayasa diyor ki, Anayasa Mahkemesi kararları kesindir. Bütün organları bağlar. Daha neyin laf salatasını yapıyorsunuz? Bakın, buradan yola çıkarak bir anayasa değişikliği girişiminde bulunmak, bu tam bir aymazlık örneği. Değerli yurttaşlar, sesimizin ulaştığı herkese çok basit bir örnek vermek istiyorum. Diyelim ki evinize hırsız girdi. Diyelim ki evinize defalarca kez giren bir hırsızı en sonunda hırsızlık yaparken yakaladınız. Hırsız size diyor ki gel beraber bir anahtarcıya gidelim, evin anahtarlarını değiştirelim. Bakın evinizi defalarca soyan, sizin emeğinize göz koyan, hırsızlık yapan birisiyle evin anahtarlarını değiştirmeye gitmek ne demekse, defalarca kez anayasayı açıktan ihlal ederek ve bu sefer kaçacak hiçbir yeri kalmadan yakalandığı için ama anayasayı değiştirelim o zaman diyen AKP'nin yaptığı aynısıdır. Yani anayasayı ayaklar altına alıyor. Sonra diyor ki hadi gel değiştirelim. Nasıl değiştireceğiz? Benim istediğim gibi. Evinizi soyan hırsıza evinizin yeni anahtarlarını teslim etmenizi istiyorlar. Burada söylenecek hiçbir şey yok. Ha bakın yine devam ediyorum. Diyelim ki sizin dediğiniz gibi oldu yine. Olmaz ya. Anayasayı değiştirdiniz. Yasaları değiştirdiniz. Ya arkadaşlar, hukukun en temel ilkesi şu değil mi? Herhangi bir değişiklik geriye doğru işlemez. Herhangi bir değişiklik geriye doğru işlemez. Dolayısıyla değiştirmek de sizin işinize yaramıyor ki. Mevcudu uygulamıyorsunuz. Uygulamadığınızı değiştirelim diyorsunuz. Değiştirdikten sonra da geriye doğru mu uygulayacaksınız? Yani şunu söylüyor bize iktidar. Diyor ki, ortada bir hukuksuzluk var. Ben bu hukuksuzluğu başka bir hukuksuzlukla örteceğim. Ondan sonra başka bir hukuksuzlukla örttüğüm hukuksuzluğun üzerine bir hukuksuzluk daha yapıp geriye doğru yürüteceğim.
Ya akıl dışı, mantık dışı, gerçekten kelimelerin bittiği yerdeyiz. Dolayısıyla şu aşamada konuşulacak hiçbir şey yok. Anayasa yürürlükte ise Anayasa Mahkemesi kararları kesindir, uygulanmak durumundadır. Can Atalay derhal serbest bırakılmalıdır. Şimdi değerli yurttaşlar, o kadar absürt bir durumla karşı karşıyayız ki gerçekten ne söyleyeceğimizi bilemiyoruz. Şimdi sanırım şunu söyleyebiliriz. Bu tartışmanın başından bu yana Milliyetçi Hareket Partisi, iktidarın küçük ortağı, bayrak en önde koşuyor. Hatta şunu söyleyen yorumculara hak vermemek elde değil. Yargıtay'ın alacağı kararları Milliyetçi Hareket Partisi yöneticileri Yargıtay'dan önce yazdırıyorlar zaten. Onlar ne yapmaları gerektiğini açıkça yargıya talimat verilecek boyutta söylüyorlar. Şimdi bu tablo içerisinde bakın dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı bir grup konuşması var. Yani açık söyleyeyim, aklı başında hiç kimsenin makul görmesinin mümkün olmadığı bir grup konuşması. Devlet Bahçeli bütün gücüyle Anayasa Mahkemesi'ni hedef tahtasına yerleştirdi. Anayasa Mahkemesi üyelerini hedef gösterdi. Ben arkadaşlarımdan rica ettim. Konuşmanın metnini bana getirdiler. Devlet Bahçeli diyor ki, belirli bölümlerini okuyacağım size, dikkatinize. Lütfen dikkatli dinleyiniz. Anayasa Mahkemesi adalet ve hukuk düzeninin safrası ve sancısıdır demiş. Sonra Can Atalay'la ilgili kararı değerlendiriyor. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi hüküm tesis etmiştir diyor. Sonra davadaki devamdaki diğer gelişmeler bugünkü tartışmaları tetiklemiştir. Ne tetiklemiş? Yargıtay 3. Dairesi, Ceza Dairesi 28 Eylül 2023 tarihinde mahkumiyet kararını onamıştır. Devlet Bahçeli'nin söylediği şey bu. Sonra Anayasa Mahkemesi'nin kararına itiraz ediyor ve konuşmasını ya Anayasa Mahkemesi kapatılmalı ya da yeniden yapılanmalıdır diye bitiriyor. Şimdi bakın arkadaşlar, 14 Kasım yani dün Devlet Bahçeli'nin yaptığı konuşma bu, burada dursun. Şimdi ben düşündüm, arkadaşlarımdan yardım istedim. Dedim ki ya biz bu Devlet Bahçeli'ye bir cevap verelim. Fakat işin içinden çıkamadık. Bu Türkiye'de ilk defa karşılaşılmış bir olay değil. Daha önce 2000'li yılların başında, 2011'de, 2014'te benzer olayları Türkiye yaşadı ve daha önce çokça tartışıldı. Dedim ki kesin buna siyaset bilen, usul bilen bir siyasetçi daha önce bir cevap vermiştir. Oturduk geriye doğru aradık. Daha önceki tartışmalarda neler söylenmiş? Şimdi size ben izin verirseniz birkaç tane konuşmadan okumak istiyorum. Yani meseleyi bugünkü tartışmadan çıkartalım, Can Atalay tartışmasından çıkartalım. Bir siyasetçi, tarihini de söyleyeyim, 4 Temmuz 2011'de diyor ki, hepimizin bildiği gibi milletvekili, hala tutuklu bulunan milletvekillerinin durumu vardır. Hepimizin bildiği gibi bizim milletvekilimizin de durumu aynıdır. Bu hukuk skandalının affı ve tarifi mümkün değildir. Millet iradesi yargı tarafından dikkate alınmamış ve yasa dışı bir şekilde seçilmiş kişilerin tutukluluk halleri devam ettirilmiştir. Siyasallaşmış yargının hazin ve ibretlik bir sonucudur. Anayasanın 76. maddesinin 2. fıkrasıyla milletvekili seçim kanunun 11. maddesi milletvekiline mali halleri sıralamaktadır. Bu maddeler doğrultusunda benzer durumdaki şahısların milletvekili olmalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır. Böylesine açık ve net hukuki durum varken milletimizin seçip parlamentoya gönderdiği vekillerini serbest bırakmamak, kasıtlı, yanlı ve başka hesapları gözeten yargının icraatından başka bir anlama gelmeyecektir. Başbakan Erdoğan'ın ne yapalım seçmeseydiniz sözleri ise talihsiz olduğu kadar densizliğin ulaştığı seviyeyi göstermesi bakımından manidardır. Başbakan Erdoğan'a söylemek isterim ki bizim kimi aday gösterip göstermeyeceğimizi sana mı soracaktık? Senden icazet mi alacaktık? Sana mı danışacaktır? Bu kendini bilmez ve utanmaz zihniyet. Geçmişte şahsını ilgilendiren kişiye özel anayasa değişikliğini pervasızca yapmıştır. Bakalım başka ne demiş? Başbakan Erdoğan'ın üstünlerin hukukuna son veriyoruz derken kendi üstünlüğünü sağlamlaştırdığı gün gibi ortaya çıkmıştır. Yetmemiş, eleştirmiş Erdoğan'ı. Sonra demiş ki şu önerilerimizi tüm kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.
halen tutuklu bulan milletvekilleri sadece kendi partilerinin değil, üyesi bulundukları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin haysiyet konusudur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan bütün siyasi partilerden seçilecek temsilciler bir araya gelmeli, ahlaki ve tutarlılık gereğince tutuklu bulunan milletvekillerinin haklarını savunacak bir meclis bildirisi için zemin oluşturmalıdır. Millet iradesinin en büyük kefaret olacağı hatırlatılmalı ve bunda tavizsiz olunmalıdır. Tutuklu milletvekillerinin önüne anayasanın 14 ve 83. maddelerini mani bir hal olarak çıkarmak zorlama ve yanlı bir tutum olacaktır. Kaldı ki 2007 seçimlerinden sonra tutukluyken serbest kalan şahıs için uygulanan hukuki hükümler bugün de geçerlidir. O halde yorum ve içtihat açısından yeni bir yola gerek yoktur. Yalnızca kanun ve anayasa hükümlerini objektif kriterler çerçevesinde uygulanması ve iktidarın bu konuda ön ayak olması meseleyi kökünden çözecektir. Aynı deneyimli siyasetçi 7 Mart 2014 Genelkurmay eski başkanı emekli orgeneral Sayın İlker Başbuğ'un Anayasa Mahkemesi'nin 22 Ocak 2014 tarihinde avukatı aracılığıyla yaptığı müracaat dün itibariyle karara bağlanmıştır. Bakın biraz önce okuduğum bir konuşma metni bu, yazılı bir açıklama. Yüksek Mahkeme'nin vardığı sonuç Sayın Başbuğ'un kişi hak ve hürriyetlerinin ihlal edildiğine hükmetmiş ve tahliyesinin yolu açılmıştır. Sayın Başbuğ'un yargılanmasına konu olan davanın Ergenekon dava sürecine eklenmesinde yeni bir durum ortaya çıkmıştı. Bu kapsamda özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Ağustos 2013 tarihinde kararını açıklamış ve yargılanan birçok kişiye yağmur gibi ceza vermiştir. İlker Başbuğ terör örgütü kurmak, yönetmek ve darbeye teşebbüs etmek suçlamasından müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır. Bu karar resmen hukuku katletmiştir. AKP'nin derin yargısı tarafsızlığını ve bağımsızlığını çoktan elden çıkartan yandaş hakimler TSK'dan intikam almak için önüne geleni cezalandırmıştır. Devam ediyor. Anayasa Mahkemesi'nin İlker Başbuğ hakkında verdiği karar çok açık olup tartışmaya mahal herhangi bir taraf görülmemiştir. Sayın Başbuğ'un özgürlükten yoksul bırakılmasının hukuki olmadığı iddiasının yerel mahkeme tarafından etkili bir şekilde incelenmeden reddedilmesi ve mahkumiyete ilişkin gerekçeli kararın açıklanmaması hak ihlaline yol açmıştır. Anlaşılacağı üzere İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi haksız, mesnetsiz ve uyduruk gerekçelerle kişi hak ve hürriyetini çiğnemiştir. Bundan sonra Sayın Başbuğ'un bir saniye bile cezaevinde tutulması çok ciddi sorun ve sonuçları meydana getirecektir. Bu itibarla söz konusu şahsın lazım gelen tahliyenin derhal yapılması hem adaletin gereği hem de aziz milletimizin beklentisi olarak yorumlanmalıdır. Halen cezaevinde bulunan, uzun tutukluluk sürelerinin kurbanı olan ve Sayın Başbuğ ile aynı kaderi paylaşan mahkumiyet almış diğer kişiler için de benzer yol ve yöntemler mutlaka uygulanmalıdır. Değerli arkadaşlar, inanılmaz değil mi? Aynı tartışma. Sanki bugüne yazılmış değil mi? Aynı cümleler. Bir tane daha var. Anayasa Mahkemesi bireysel başvurular sonucunda tarihi bir karara imza atarak Balyoz Güvenlik Hareket Planı davasında hak ihlali olduğunu dün itibariyle teyit ve kabul etmiştir. Bu kapsamda İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kararlaştırılmış ve geciken adalet bir nebze olsun yerini bulmuştur. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Eylül 2012 tarihinde verilen ve Yargıtay 9. Dairesince 2013'te onaylanan cezaların gerçeği yansıtmadığı netlik kazanmıştır. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararla birlikte gerçekleşen tahliyelerden memnuniyet duymakta, özgürlüklerine kavuşanların aileleriyle birlikte yaşadığı mutluluğu paylaşmaktayız. Ayrıca İstanbul Milletvekilimiz Engin Alan'ın serbest kalarak aramıza katılması partimiz ve camiamız açısından çok sevindiricidir. Değerli arkadaşlar, dün konuşan Devlet Bahçeli'ye daha önce Devlet Bahçeli'nin yaptığı konuşmalarla, yaptığı yazılı açıklamalarla Devlet Bahçeli kendisi zaten yanıt veriyor. Akıl almaz bir şey arkadaşlar. Okurken sanki bugün yazılmış ve bugün tartışılan konularmış gibi geliyor. Ama görüyorsunuz, benim Devlet Bahçeli'ye cevap vermeme falan gerek yok. Devlet Bahçeli'yi Devlet Bahçeli'ye havale ediyorum. Kendi kendine konuşsun, kendi kendine tartışsın, kamuoyu da takdir etsin durumu ya. Söyleyecek gerçekten başka hiçbir sözümüz yok. Değerli arkadaşlar, bizim için Can Atalay
derhal tahliye edilmesi gereken seçilmiş Hatay milletvekilidir. Can Atalay'ın neden cezaevinde tutulduğunu biz de kamuoyu da çok iyi biliyor. Şöyle yurttaşlarımıza bir hatırlama çağrısı yapmak istiyorum. Mesela Can Atalay'ın adını ilk defa ne zaman duydunuz? Biz üniversite yıllarından beri kendisiyle birlikte mücadele ederiz, biliriz. Ama eğer yanılmıyorsam geniş kamuoyunun Can Atalay, avukat Can Atalay adını ilk duyması Ahmet Şık'ın yayınlanmamış kitabı nedeniyle tutuklandığı günlere denk gelmektedir. Açık bir haksızlığın, bir kumpasın karşısında direnen bir avukat olarak tanıdık. Daha sonra bugün tutukluğuna neden olan Gezi Parkı'nda tanıdık Can Atalay'ı ve Gezi Parkı hala orada duruyorsa Can Atalay ve arkadaşlarının hepimizin mücadelesinin bir sonucudur. Bakın Ahmet Şık'ı savundu, Ahmet Şık'ın haklı olduğu ortaya çıktı. Gezi Parkı'nı savundu, Gezi Parkı bugün hala orada duruyor. Validebağ Korusu'nda tanıdık Can'ı. Soma'da maden faciasında 301 işçinin hayatını kaybettiği davada tanıdık biz Can Atalay'ı. Ermenek'te maden kazasında 18 işçinin hayatını kaybettiği katliamda tanıdık. Aladağ'da en küçüğü 6, en büyüğü 13 yaşında 11 kız çocuğunun katledilmesine neden olan alçakların yargılandığı davalarda tanıdık. Çorlu tren katliamında 7'si çocuk 25 kişinin hayatını kaybetti, 310 kişinin yaralandığı davada tanıdık. Ve Hendek'teki havai fişek patlamasında tanıdık. Yani bu iktidarın her seferinde haksızın yanında olması, bu iktidarın her seferinde hukuksuzluklardan medet ummaya çalışması, bu iktidarın her seferinde güç bende, ben istediğimi yaparım demesine karşı boyun eğmediği için tanıdık. Bundan sonra da bir adım geri atmayacağımızı, asla boyun eğmeyeceğimizi herkesin bilmesini istiyorum. Halkın iradesinin üstünde bir güç yoktur. Halk Can Atalay'ı milletvekili olarak seçmiştir. Can Atalay meclise gelecek, halkın kendisine verdiği görevleri yerine getirecektir. Değerli arkadaşlar, muhtemelen görevine başlayabilseydi şu anda Zonguldak'ta olacaktı Can. Çünkü Zonguldak Gedik bölgesinde korkunç bir iş cinayetiyle karşı karşıyayız. Bakın gerçekten bu ülkede çok büyük işçi katliamları gördük. Büyük iş cinayetlerini hep beraber takip ettik. Fakat Zonguldak'ta Gedikli'de yaşananın daha önce biz bir örneğini görmemiştik. Maden kaçak. Göçmen bir işçi kaçak çalışıyor, yaralanıyor. Aman başımız ağarmasın diyorlar. Alıyorlar yaralı işçiyi öldürüyorlar. Yetmiyor. İşçiyi yakıyorlar. Ya insanca çalışma koşulları yok. İnsanca ücret yok. İşçi sağlığı, iş güvenliği yok. Maden denetimi yok. Sosyal güvence yok. Yaralanıyorsun, hastane yok. Sonra önce öldürüp yetmiyor, bir de bedenini yakıyorlar. İşçilere cehennemi yaşatıyorsunuzun daha açık bir örneği olabilir mi ya? İşçilere cehennemi yaşatıyorsunuzun daha açık bir örneği olabilir. Ya böyle vahşetin yaşandığı bir ülkede hangi insanlık değerinden, hangi insani gelişmeden, hangi kalkınmadan söz edebilirsiniz? Patronlar için cennete çevirdikleri bu ülkede işçileri cehenneme mahkum ediyorsunuz. Bakın bu olay üzerine konuşurken arkadaşlarımdan bir bilgi geldi. Türkiye'de maden işçilerinin hayatına neden olan iş cinayetlerinin yarısı 3 küçük ilçede gerçekleşiyor. Belde ya da ilçe. Buralarda adım atılan her yer kaçak maden ocakları. Ne düşünürsünüz? Ya nerede buranın belediye başkanı? Denetlemiyor mu kimse burayı dersiniz? Ama o belediye başkanlarını çok uzaklarda aramayın. İşte biraz önce sözünü ettiğim kaçak madeni çalıştırıp işçiyi katleden zat bizzat kendisi MHP'li eski belediye başkanı. Neden buralarda bu katliamlar yaşanıyor? Nasıl yaşanıyor? En açık örneklerinden bir tanesiyle karşı karşıyayız. Şimdi burada gerçekten soruyorum, kimi kime şikayet edeceğiz? Öldüren bir, yakan bir, aklayan bir, kollayan bir. Hepsi topluyorsunuz iktidar. İşte biz bunların topunu birden
tarihin çöplüğünü atmak için mücadele ediyoruz. Yaşayabilmek için bunları tarihin çöplüğünü atmamız gerekiyor çünkü. Polis nerede? Jandarma nerede? Orada kaçak işçi çalıştırırken, kaçak maden işlerken yok. Ama o kaçak madende çalışan işçiler haklarını almak için seslerini yükseltsinler. İktidar hemen talimatını verir. İçişleri Bakanı hemen talimatını verir. Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanı hemen talimatını verir. O işçinin üzerinde jandarmayı, polisi utanmadan salarlar. İnsanlar ölürken. Yani öldüğünüzde sizi öldürenlere hiçbir şey yapmazlar. Sizi kaçak çalıştıranlara hiçbir şey yapmazlar. Ama ölmemek için, hakkınızı aramak için sesinizi yükselttiğinizde karşınıza jopuyla, gazıyla 3 saniyede yetişirler. Kurdukları sistem, kurdukları adalet düzeni, kurdukları sistem bu. Yargı. Saatlerdir anlatıyorum. Hangi yargı bunlardan hesap soracak? Bu ülkede bütün işçiler kimsesizleştirilmiş durumda. İktidar istiyor ki işçi yalnız kalsın, çaresiz kalsın. Ben ona istediğimi yaptırayım. İşçileri kimsesizliğe mahkum etmek istiyorlar. Göçmen işçiler de kimsesizlerin de kimsesiz haline gelmiş. Biz buradayız kardeşim. Hakkı yenen, hukuksuzluğa uğrayan, ezilen, horlanan, yok sayılan, katledilen bütün işçilerin hakları için buradayız. Mafya bozuntuları, hırsızlar, katiller, iktidara yaslananlar hepsi bilsin. Kimseyi ama hiç kimseyi yalnız bırakmayacağız. Tüm gücümüzle bu işçi arkadaşlarımızın yanında olacağız. Bu vesileyle paylaşayım DİSK, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, vergide adalet, gelirde adalet yürüyüşü düzenlemiş durumda. Bu yürüyüşü destekliyoruz. Destekliyoruz çünkü bu ülkede yoksulluk sınırında maaş alan bir işçi bile %27 vergi öderken patronlardan çok daha düşük vergiler alınıyor. Bu ülkede AKP'nin çevresindeyseniz, çeperindeyseniz, iktidara yakınsanız, işte belediye başkanıyla arsa kovalıyorsanız bayağı rahat zengin olabiliyorsunuz. Kazara verginiz çıkarsa ona da hemen bir muafiyet veriliyor, teşvik veriliyor. İşçiyseniz, ücretli çalışıyorsanız verdiğiniz vergi yetmiyor. Bir de harcadığınızdan KDV'nizi, ÖTV'nizi alıyorlar. Bakın bir tane rakam paylaşacağım. Direkt patronlardan alınan vergi hedefi için 2024 bütçesine baktık. Toplam verginin sadece %20'si. Bakın toplam verginin sadece %20'sini almayı hedefliyorlar. Bu da alabilirlerse. Rakam olarak söylüyorum. AKP iktidarı patronlardan 1.3 trilyon vergi bekliyor. Bunun yanında arkadaşlar teşviklerle, muafiyetlerle vazgeçtiği tutar 2.2 trilyon lira. Yani diyor ki 3 lira vergi toplayacaksam ben bunun 1 lirasına razıyım patrondan alacaksam, zenginden alacaksam senden 3 almam gerekiyorsa 1 ver yeter. Nasıl olsa ben işçiden, emekçiden, yoksuldan, memurdan, emekliden senden almam gerekenden fazlasını alıyorum. İşte böyle bir dönemde DİSK'in yaptığı bu yürüyüşü gerçekten çok anlamlı buluyoruz. Türkiye İşçi Partisi'nin bütün il örgütleri, ilçe örgütleri güzergah boyunca DİSK'li arkadaşlarımızı karşılayacaklar, beraber yürüyecekler. Onların mücadelesine güç verecekler. Ben de DİSK'in bu yürüyüşü başlatan yöneticilerini, sendikacı arkadaşlarımızı buradan sevgiyle selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, mecliste bütçe görüşmeleri devam ediyor. Dün Milli Eğitim Bakanlığı bütçesini konuştuk. Buna ilişkin bir iki ek yapma ihtiyacı doğdu. Bir kere Yusuf Tekin okullarda uygulanan müfredatın sadeleştirileceği, sadeleştirme diyor, açıkladı. Peki neymiş bu sadeleştirme? Yani yine bir değişiklik yapıyorlar, ne yapıyorlar diye bakıyoruz. İlkokul 4. sınıfta başlayan din derslerini okul öncesi ne getiriyorlar? İlkokul 2 ve 3. sınıflara indiriyorlar. Diğer derslere de din içerikli konuların eklenmesi gündemde. Ve bakın o kadar ne yaptıklarının farkındalar ki Talim Terbiye Kurulu'nu bypass ediyorlar. Bu uygulamanın Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu tarafından yapıldığı konuşuluyor. Daha önce de biliyorsunuz ÇEDES adıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'yla çeşitli protokoller imzalamışlar ve zorunlu seçmeli din derslerini getiren yeni adımlar atmışlardı. Bu uygulamalar, yani eğitim, yani çocuklarımızın, yani ülkemizin geleceği iktidarın o kindar ve dindar nesil yetiştirme projeleriyle
ilerliyor. Bizim açımızdan en önemli gündemlerden bir tanesi eğitim alanıdır. Eğitim alanındaki bu dinci politikalara karşı mücadeleyi en kararlı biçimde sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum. Tabii siz bir taraftan toplumu dinsel görüşünüzle egemenlik altına almaya, baskı altına almaya çalıştığınızda hemen bunun yanında ne yaparsınız? Aynı zamanda o alanı para kazanılacak bir alan haline getirmeye bakarsınız. AKP eğitimde dincileşmenin önünü açarken, eğitimi para kazanılacak bir alan haline getirirken bunun en ağır sonuçlarından bir tanesini kim yaşıyor? Elbette ki eğitim emekçileri yaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesinin bu açıdan değerlendirdiğimizde eğitim emekçilerinin önümüzdeki dönemde geçinemeyeceklerini, okulda ders anlatırken bir taraftan akıllarında sürekli olarak eve nasıl gideceklerini, yol parasını, elektrik faturasını, su faturasını, telefon faturasını, çocuklarının önüne koyacakları yemeği, çocuklarının eğitim masraflarını düşünmek zorunda kalacaklarını görüyoruz. Aynı zamanda özel okullarda bu sömürünün katmerlendiğini, buna karşı direnen öğretmenlerin de Kadıköy'deki Kandilli Kocaeli örneğinde gördüğümüz gibi patronlar tarafından tehdit edildiğini, saldırıya uğradığını burada kayıtlara geçirmek istiyorum. Yani öğretmenler şimdi zorla çalıştırmaya karşı seslerini yükseltiyorlar ve derhal patronların saldırısına uğruyor. Utanmaz patronlar, bir de öğretmenleri velilere terörle bağlantılı diye şikayet ediyor. Özel sektör öğretmenleri sendikasına dönük saldırıyı şiddetle kınadığımızı ve haklı mücadelelerinin yanında olduğumuzu söylemem gerekiyor. Bu arada arkadaşlar gerçekten kulaklarıma inanamadım. Doğrudan alandan öğretmen arkadaşlardan aldığım bir bilgiyi de paylaşayım. Öğretmenlere zorunlu seminer olarak online eğitimler gönderiyorlar. 6 tane video var ve bunları sırayla izlemek zorundasınız. Birini izlemeden diğerine geçemiyorsunuz. İkinci sırada din eğitimi var. Yani öğretmenlerimiz de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından zorunlu din dersine muhatap edilmiş durumda. Değerli arkadaşlar, sözlerimi bitireceğim ama gelmeden önce Tayyip Erdoğan'ın grup konuşmasını dinledik. Bir saat Filistin'den söz etti aşağı yukarı. Neredeyse hiçbir iç gündeme girmedi. Fakat sürekli olarak Filistin'i, Gazze'yi anlatıp desteklerini sunan bu iktidara Gazze'de insanlar katledilirken sizin işiniz bol bol laf üretip içeride bir egemenlik alanı yaratmak değil. Bakın çok açık söylüyorum ya. Çok açık değerli arkadaşlar. Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret hacmi AKP iktidarı döneminde %532 arttı. Tayyip Erdoğan, sana söylüyoruz. Hani İsrail'i kınıyorsun, şöyle olacak, böyle olacak diyorsun. Ticaret hacmi %532 arttı mı, artmadı mı? Lafta Filistin'i destekliyor. Katliam başladığından bugüne, gazeteci Metin Cihan'ın verdiği rakam, 272 tane gemi Türkiye'den İsrail'e gitmiş. Katliam başladıktan bugüne 272 tane gemi Türkiye'den İsrail'e gitmiş. Soruyorum ya, ne götürüyor bunlar? Türkiye'den İsrail'e giden gemiler ne götürüyor? Bak açık söylüyorum. Lafta Filistincisin, özde İsrailcisin, İsrail destekçisisin. Gazze için ağzınızdan dualar çıkıyor. Ama İsrail'e ne istiyorsa gönderiyorsunuz maşallah. Sayın Erdoğan, İsrail savaş uçaklarının yakıtları nereden gidiyor? Azeri petrollerini İsrail'e kim taşıyor? Silah teknolojisi için en önemli kaynaklardan birisi olan çelik ihtiyaçlarını kim karşılıyor? İsrail'in ihtiyaç duyduğu gıda, inşaat malzemeleri, bunlar Türkiye'den kalkan gemilerden gitmiyor mu? Hodri meydan, bir saat konuşacağına, bir saat anlatacağına bu sevkiyatları durdur kardeşim. İsrail'e sevkiyatları durdurun. İsrail'le işbirliğini durdurun. Boş laflara karnımız tok. Bütün siyasetçilere, milletvekillerine soruyorum. Bu milyonluk sevkiyatlar hakkında ne diyorsunuz? Bu kadar ikiyüzlülük olmaz ya. Böyle yüksek sesle bağırıyorlar, tam anlamıyla şudur. Cambaza bak, cambaza bak diyorlar. Aşağıdan İsrail'le milyonlar gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. İç politikada ne kadar utanmazsanız, dış politikada da o kadar utanmazsınız. Para için her şeyi yaparsınız diyoruz. İşte para için her şeyi yaptığınız bir örnekle karşı karşıyayız. Size de söyleyecek başka hiçbir sözümüz yok.
Teşekkür ediyorum arkadaşlar.